Selam arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Videomu eğer izlemeye başladıysanız beğenmeyi, aynı zamanda kanalımı takip etmiyorsanız takip almayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi konumuz ne? Özellikle yapmış olduğum bir video vardı. Bu videoda şuna değindim. Dedim ki anabolik steroid kullanan kişilerin sindirim sistemi hızlanır. Çünkü neden? Daha çabuk sindirirler dedim. Ve bunda da çok fazla mesaj aldım. Bu mesajların üzerine de bu videoyu yapma gereği duydum. Çünkü kafa karışıklığı oluyor. Çünkü adam Google'a yazıyor. Google'a yazdığı zaman şunu görüyor. Ya hocam ben Google'a yazdım ya da sağa sola sordum ya da gittim hocama sordum üniversitede ya da şuraya sordum. Şurada kitap okudum. Şunu yaptım, bunu yaptım. Böyle bir şey yok. Yani bizim sindirim sistemimiz hızlanmıyormuş. Google'a da yazıyorum. Google amca da aynısını söylüyor. Arkadaşlar, natürel bir bireyin maalesef ki sindirim sistemi hızlanmaz. Fakat sindirimle protein sentezlemesi de aynı şey değil. Bu iki kavramı özellikle ayırmak lazım. Bu iki sözcüğü birbirine ayırmak lazım. Fakat bu iki sözcüğün birleştiği bir nokta var. Dışarıdan almış olduğumuz hormon ilaçlarıyla beraber bizim vücudumuzdaki bütün yapısal taşlar değişiyor arkadaşlar. Yani bizim vücudumuz artık normal bir birey gibi çalışmamaya başlıyor. Yani bizim vücudumuz daha fazla ısı üretmeye, daha fazla enerji harcamaya, daha fazla yakıt tüketmeye başlıyor. Ve bununla beraber bu ilaç kombinasyonlarıyla beraber, ilaç ismi vermeyeceğim bu arada, belli başlı ilaç türevleri var arkadaşlar. Sizi çok daha fazla acıktıran, bu acıktırmayla beraber sizin daha fazla yemenizi sağlayan, daha fazla yemenizle beraber protein sentezini arttıran, protein sentezinin artmasıyla beraber bazal metabolizmasının artmasını sağlayan ve bazal metabolizmasının artmasıyla beraber de günlük olarak enerji ihtiyacınızın da çok fazla artmasıyla beraber siz artık deli gibi yakan bir makine haline geliyorsunuz. Ve bu da ne anlama geliyor? Siz esasında natürel bir birey 5-6 saat, 7 saatte sindirmiş olduğu bir yemeği siz anabolik süreçler sayesinde anormal bir yapıya bürünerek siz burada 2 saatte ve 3 saat gibi bantta maksimum artık besinleri sindirmeye başlıyorsunuz. Esasında bu sindirme süreci kullanılması belki yanlış gelebilir bazılarınıza. Bu işi ben biliyorum, yok böyle bir şey diyenlerinize özellikle. Ama maalesef protein sentezi arttığı zaman, vücuttaki ısı da arttığı zaman ve bazal metabolizmanız hızlandığı zaman bağırsak sisteminizde, maalesef ki sindirim sisteminizde hızlanıyor. Çünkü daha fazla tuvalete çıkıyorsunuz. Bu daha fazla tuvalete çıkmanız demek maalesef ki protein eminiminizi ve besin eminiminizi arttırıyorsunuz demek. Ve bununla beraber de sindirim sisteminizde maalesef ki hızlanıyor arkadaşlar. İşte bu sebepten dolayı anabolik steroid kullanan insanlar daha fazla tüketir, daha fazla yakıta ihtiyaç duyar ve bu süreç içerisinde de maalesef ki, bakın yine maalesef ki diyorum, özellikle buna karşı çıkacak insanlardan kaynaklı daha çabuk sindirirsiniz. Peki bu sindirim sisteminin bu şekilde işliyor olması normal mi? Hayır, değil. Bunu da bilinçli olarak anlatmak gerekiyor. Siz normal bir insandan daha fazla yemek tüketmeye başladığınız zaman, daha fazla lavabo ihtiyacını gittiğiniz zaman, daha fazla yakıt tükettiğiniz zaman maalesef ki vücudunuzun için, bakın maalesef ki bu da işte bu işe karşıt olan ve aynı zamanda buna karşı çıkacak olan, böyle bir şey yok diyenlerin işine yarayacak kısmı bu. Konumda bu kısmı. Çünkü neden? Çünkü böbreklerimiz, karaciğerimiz, organlarımız, kalbimiz, beynimiz, vücudumuzdaki bütün organlarımız zarar görüyor bundan. Çünkü biz ne kadar çok yakıt alırsak, o yakıtı ne kadar çok harcarsak esasında zarar görüyoruz. Çünkü neden? Vücut sürekli büyümeye çalışıyor. Sürekli kendini yenilemeye çalışıyor. Vücut sürekli enerji harcıyor. Ama insan bedeni böyle bir beden değil arkadaşlar. Çünkü insan bunun için esasında yaratılmamış. İnsanın yaratılış noktasında evet eğilmemiz, kalkmamız, spor yapmamız, herhangi bir problem yok burada. Hareket etmemiz, koşmamız, ama herkesin yapısı olarak iskelet sistemine göre, enerji tüketimine göre, mental sağlığına göre bunları işlemesi ve yapması gerekiyor. Ama almış olduğumuz ilaçlar, özellikle hormonal ilaçlar maalesef bunu kat kat arttırıyor. İşte bu süreçte işin şekli komple değişiyor. Hem sağlıklı bir noktadan çıkıyor, sağlıksız bir evreye giriyor. Ve bu sağlıksız noktada da maalesef ki biz artık hayatımızı idame ettirmeye başlıyoruz. Maalesef ki bu böyle. Yani burada da kesinlikle olay şuna dönüyor.
ya sen sigara içme bak sigara sağlığa zararlı, sen alkol içme bak alkol sigara zararlı, ya da bak ya bu kötü alışkanlıklardan vazgeç ya, bu sağlığa, gerçekten sağlığına, hayatına, sosyal hayatına çok zarar veriyorsun, yapma gibi bir noktaya veriyor. Evet, vücut geliştirme bana soracak olursanız kötü bir hastalık mı? Değil. Ama hastalık mı? Kesinlikle bir hastalık. Ruhsal problemler yaratıyor mu? Eğer kontrol edilmezse, bunun önlemleri alınmazsa yaratıyor. Sindirim problemleri yaratıyor mu? Sindirim problemleri de yaratıyor. Özellikle o bazal metabolizmanın hızlanmasıyla beraber, hem de aynı zamanda o bazal metabolizmayla beraber vücudun yakıt ihtiyacının artması ve yakıt tüketmesiyle beraber, o vücudun harcamış olduğu eforla beraber sıkıntılar artıyor mu? Evet, artıyor. Burada kabızlık, ishal, mide bulantıları, baş dönmesi, baş ağrısı, özellikle akli dengede problemler, stres, depresyon, aklınıza gelecek birçok sıkıntı yaşatıyor. Bunlar normal mi? Tabii ki değil. Ama bunların her birinin, maalesef ki diyorum tekrardan, bu kimsenin işine gelmeyecek. Çünkü akartı edebilmenin de yolu ve yordamı var. Bu da işte işin ismini tek bir cümleyle değil ama iki cümle, vücut geliştirme olarak nitelendiriyoruz. İsmi vücut geliştirme arkadaşlar. Vücut geliştirme demiş olduğumuz şey işte böyle bir şey. Peki biz buna aşık mıyız? Evet, biz buna aşığız arkadaş yani. Buna ne kadar karşı çıkılsa da, bunu ne kadar işte bak şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, bu sana zarar, şu sana zarar deseler de, maalesef ki biz bunu yapıyoruz ve biz bunu seviyoruz. İsteyerek yapıyoruz. Birçok arkadaş maalesef ki bunu istemeden maruz kalıyor. Çünkü gerçekler anlatılmıyor, gerçekler sarf edilmiyor. İnsanlara ya bak bu işte korkulacak bir şey yok, hiçbir problem yaşamazsın, şu ilacı kullanıyorsun, böyle hormonlar alıyorsun, şunu alacaksın ama hiçbir problem olmaz diyenler var. Bunlar külfi yalan. Yani bir şeyin gerçekten dışarıdan aldığın takdirde, vücuttaki doğal hormonlarını durdurduğun takdirde ve gerçekten yapay olarak bu hormonları vücuduna aldığın takdirde, ya bir akli dengen yerinde değilse, bir tek bunu düşünemeyebilirsin belki ama yani akli sağlığın yerindeyse, gerçekten eğitimli bir insansan, şunu demen gerekiyor. Ya ben kendi doğal hormonumu durduruyorum ve aynı zamanda dışarıdan yapay bir hormon alıyorum. Ne kadar sağlıklı olabilir ki? Ki olamaz işte, zaten sorun orada. Onun için bu işi gerçekten çok iyi yapan birileriyle çalışman lazım ya da bu işi gerçekten araştırmasını çok iyi bir şekilde deneyimleyip, aynı zamanda deneyimleyip, öğrenip kendi üstünde de uygulayabiliyor ve ilerleyebiliyor olman lazım. Evet arkadaşlar, yani bu konu hakkında söyleyeceklerim bu. Yani sindirimle sentezleme aynı şey değil. Ama işin içine hormonal ilaçlar girdiği zaman bu işin şekli değişiyor. Özellikle ilaç türevleri değiştikçe bu kat kat değişiyor. Bilginiz olsun. Bunu da bu şekilde 8 dakikaya aşan bir video oldu. Bilginize sunmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğenirsiniz, beğenmeyi, kanalımı takip ediyorsanız takip almayı ihmal etmeyin. Hepinize kolay gelsin.